Maktul'ün ağız çevresinde morluklar mevcut. Kaçırdıkları sırada susturmak için ağzına vurmuş olmalılar. Büyük ihtimalle. Dudak içlerinde de diş izleri mevcut. Kız kurtulmak için çırpınırken dudaklarını ısırmış. El bileklerindeki izleri görüyor musun? Plastik bir kelepçeyle bağlanmış gibi görünüyor. Saç diplerinde ve kreasında, yani soluk borusunda kırmızı lifler bulduk. Tecavüze uğramış mı? Herhangi bir tecavüz belirtisi yok. Kanında rutin kontrollerini yaptığımız herhangi bir kimyasal madde ya da alkolde tespit edilmedi. Peki ölüm sebebi? Başında iki tane önemli yara tespit ettik. İkisi de farklı cisimler tarafından farklı zamanlarda yapılmış. Farklı cisimler mi? Evet. Şu yara bayılmasına sebep olmuş olabilir ancak öldürücü değil. Ölümcül olan yara şu. Etrafında taş ve toprak kalıntıları tespit ettik. Taşla vurmuş olabilirler mi? Olabilir. Kalıntıları analiz için laboratuvara gönderdik. Peki ölüm saatini söyleyebilir misin? Yaklaşık olarak 30-32 saat. Yani cumartesi sabaha karşı. Evet. Sabah 6 ila 8 arası. Uzunluğu çapından kat kat fazla olan ve bir kumaşın en küçük birimi olarak tanımladığımız lifler, birbirine temas eden iki kişi arasında, kişi ile eşya arasında ya da iki eşya arasında aktarılırlar. Buna primer lif transferi denir. Transferin ne ölçüde kolay gerçekleşeceği, lifin uzunluğu, yapısı, dokuma tekniği, temasın süresi gibi parametrelere bağlıdır. Lifler, bir suçun aydınlatılması, suçlunun bulunması, bulunduğunda anlattıklarının doğru ya da yalan olduğunun anlaşılmasında çok işe yarar. Bu nedenle olay yeri incelemesi sırasında lif delillerinin bulunmasına özel olarak gayret edilir. Kaçırıldığı söylenen, ardından ölüsü bulunan Pelin Onur'un saç diplerine ve soluk borusuna takılıp kalmış birkaç kırmızı kumaş lifi ya onu öldürenin giysisinden ya da öldürüldüğü mekandaki bir eşyadan kaynaklanıyordu. Ayrıca soluk borusunda da aynı lifin bulunması nedeniyle o sırada hala nefes alıp verdiği sonucuna varıldı. Selim. Bilişim'den rapor geldi. Fidyecilerden gelen e-maillerin geldiği IP bulunmuş ama yeri tespit edilememiş. Nasıl edilememiş ya? Özel bir hidden IP programı kullanmışlar Selim. Maillerin geldiği IP adresi de Rusya'da görünüyor. Can'ın cep telefonunda da hem Pelin'e hem de başka bir numaraya gönderilmiş aşk mesajlarına rastladık. Başka bir numara mı? Evet. Pelin'i aldatıyor muymuş yani? Maalesef bunu öğrenmek senin işin Selim. Tamam. Başka? Pelin'in üzerindeki gömlekte bulduğumuz erkek DNA'sı Can'ın evinde bulduğumuz DNA örneğiyle aynı. Yani gömlek Can'a ait. Emin misin? Yani sarılmış olamazlar mı? Hayır. Çünkü DNA'yı gömleğin yaka ve koltuk altı kısımlarında tespit ettik. Gömlek kesinlikle Can'a ait. Peki tulumdaki DNA? Maalesef Can'a ait değil. Yani çöp konteynerinden parayı başkası almış olabilir mi? Aynen öylesin. Ne yaptınız başkomiserim? Dükkandan aldığımız güvenlik kayıtlarını izliyordum. Gel sen de baksana. Parayı alan adam bu mu? Evet. Yüzü görünmüyor. Maalesef. Saat 11'e kadar orada mı beklemiş? Üstelik yalnızmış. Görüntülerde başka şüpheli kimse yok. Bir saniye. Bir şey mi var elinde? Bozuk para gibi bir şey çeviriyor. İyi fark ettin Selim. Demek ki böyle bir alışkanlığı varmış. Adam solak. Bazıları her ne kadar her iki elini kullanma becerisine sahip olsa da her 10 kişiden yaklaşık biri solaktır ve bu özellik soruşturma sırasında mutlaka göz önüne alınır.
Kişinin kullanacağı el daha anne karnındayken belli olur. Hangisini ağzına daha yakın tutuyorsa ileride bir iş yaparken genellikle onu kullanır. Bazılarının neden sol elini kullandığını değişik şekillerde açıklamak mümkün. Ama bizi ilgilendiren solaklıkla suç arasında bir ilişki olup olmadığı. 15-20 yıl öncesine kadar suçla solaklık arasında bir ilişkinin bulunduğunu ileri süren bilimsel yayınlar çoğunluktaydı. Yeni araştırmalar böyle bir ilişkiyi reddediyor. Peki ne oldu? Aslında olan basit. Eskiden dünyanın her ülkesinde sol elini kullananlar küçüklüklerinden beri anne babaları, öğretmenleri tarafından azarlanır, hatta kullanmasınlar diye sol elleri bağlanırdı. Bu baskı yüzünden pek çoğu doğru dürüst eğitim alamadı, meslek sahibi olamadı ve kendini dışlanmış hissetti. Eğitimsizlik ve işsizliğin kişileri suça ittiği bilinen bir gerçektir. Solaklığın bir tercih olmadığı anlaşıldıktan sonra bu durum ortadan kalktı. Sen ne yaptın? Korhan'la ilgili bir şey bulabildin mi? Çok önemli bilgiler edindim başkomiserim. Adam evli. Ve bankalardan birine kredi borcu var. Ve ödeme güçlüğü çekiyor. İşte bu çok ilginç. Adam işlerini büyütmek için bankadan yüklü miktarda kredi çekmiş. Fakat büyük şirketlerle yaptığı anlaşmalar yatınca adam ortada kalmış. Belki de gönüllü kullanıyor. Olabilir. Çünkü adamın çok paraya ihtiyacı var. Önce gönülün güvenini kazanıp sonra belini kaçırtmış olabilir. Ben gidip bir daha konuşayım şunlarla. Gönül Hanım, Orhan Bey geldiler. Buyurun Orhan Bey. Merhaba. Buyurun. Bir şey bulabildiniz mi Orhan Bey? Henüz değil ama Korhan Bey'in burada olduğunu öğrenince aslında kendisiyle görüşmeye gelmiştim. Bir sorun mu vardı? Özel bir konu. İsterseniz yalnız konuşalım. Ben Korhan Bey'i uzun zamandır tanıyorum Orhan Bey. Benden bir şey gizleyeceğini zannetmiyorum. O zaman maddi sıkıntı çektiğini de biliyorsunuzdur. Şu kredi borcundan bahsediyorsanız, evet. Peki ne kadar borcu olduğunu biliyor musunuz? Bunun ne önemi var ki şimdi? Korhan Bey'in kredi borcu faiziyle birlikte 1 milyon lirayı aşmış. Bu düşündüğünüz kadar vahim bir durum değil. Ben kendisine gereken desteği vereceğim. Belki anlamamışsınızdır, biz bir süredir birlikteyiz. Peki evli olduğunu biliyor musunuz? Ne? Demek ki bilmiyorsunuz. Gönül, ben söyleyemedim. Aslında biz... Komiserim, şu aradığımız adam vardı ya, Cem Kutlu. Arkadaşlar kredi kartını kullandığını tespit etmişler. Nerede kullanılmış? Mecidiyeköy'de bir markette. Gönül Hanım'la ne kadar zamandır birliktesiniz? Yaklaşık 5 aydır. Maddi sıkıntılarınızın ortaya çıkmaya başladığı zamandan beri yani. Gönül'le parası için mi birlikte olduğumu düşünüyorsunuz? İsterseniz siz cevap verin bu soruya. Bu çok saçma. Şirketiniz iflas etmek üzereymiş. Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Ne demek istediğimi anladığınızdan hiç şüphem yok. Gönül Hanım'ı uzun zamandır tanıyordunuz. İşler kötüye gidince tek bir çıkar yolunuz vardı. Gönül Hanım'ın kalbini kazanmak. Sonra da planınızı devreye soktunuz. 2 milyon lira bütün sorunlarınızı çözmüştür sanırım. Belini benim mi kaçırttığımı düşünüyorsunuz? Gönül Hanım'a polise gitmemesini söylemediniz mi? Kaç kere tekrar edeceğim? Belini öldürmelerinden korktuğum için gitme dedim. Kız yine de öldü ama. Benim bu olanlarla hiçbir ilgim yok. Tek isteğim Gönül'e yardım etmekti. Caner Ezgün, 26 yaşında, market çalışanı. Bak bakalım bu adamı hatırladın mı? Hayır, hatırlamam mı lazım? Bu sabah 11 civarı buradan alışveriş yapmış. Yanlışlık olmasın. Bugün gelmiş olsa kesin hatırlardım. Kasada başka biri duruyor olmasın? Hayır, yalnız ben varım. Bak bu çok önemli, tamam mı? Fotoğrafa iyi bak. Adamın adı Can. Buradan kredi kartıyla alışveriş yapmış. Can mı? Bir dakika. Hatırlayabildin mi? Hala Hanım sabah alışveriş yaparken bu kartı kullandı. Tamam. Tutarı çekerken fark ettim. Kartın üstünde Can yazıyordu. Ama Hala Hanım iyi bir müşterim ve şifreyi de biliyordu. O yüzden fazla önemsemedim. Yoksa başına bir şey mi geldi? Yok, yok bir şey olmadı. Hayır. Hala Hanım nerede oturuyor biliyor musun? Tabii. En üst katta oturuyor. Bu ne abi? Evet, 8 oldu hani. Tamam.